Yayında mısın? Yayındayız arkadaşlar. Mimarlar Odası İzmir Şubesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel Kadın Mimarlar Komisyonu tarafından gerçekleştirilen Mimarlık ve Kadın Toplantısı'na hoş geldiniz. Mimarlık kültürünün oluşumunda kadının rolü ve erken cumhuriyet döneminde mimarlık kadın ilişkisi üzerine söyleşimiz başlayacaktır. Sunumu yüksek mimar Merve Sarıçelik gerçekleştirecektir. Merhaba Merve Hanım. Merhaba, değerli komisyon üyeleri. Komisyonumuzun üyeleri ve ekran karşısındaki değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Deniz Hanım, Mihriban Hanım. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüzü kutluyoruz. Hepimize daha kadınların insan gibi yaşadığı, öldürülen değil de korkusuzca yaşayan kadınların gününü kutlayacağımız güzel günler diliyorum. Teşekkürler. Mihriban Hanım. Teşekkürler. Ben de bütün emekçi kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutluyorum. Teşekkür ederiz. Söz sizde Merve Hanım. Teşekkürler. Evet, değerli komisyon üyeleri, bizlere yayından katılan değerli izleyenler, herkese merhaba. Sunumum 9 Eylül Üniversitesi Bina Bilgisi ana bilim dalında hazırlamış olduğum yüksek lisanstan çıkan bir üründür. Lisans eğitimin birinci yılında hocalarım tarafından bildiğiniz mimar isimlerini yazınız sorusuna gelen cevaplar arasında kadın mimarların olmaması, daha da ciddisi lisans eğitim boyunca mimarlık tarihi ders notlarında ve kitaplarında kadın mimarlara rastlayamamış olmak bu konuda merakımı arttırmış ve bu konuda çalışmaya sevk etmiştir beni. Dolayısıyla böyle bir konumla sizlere bu Dünya Kadınlar Günü özelinde bir sunum yapmak istedim. Görmüş olduğunuz dünyadan ve Türkiye'den kadınlar kapakta yer almakta. Mimarlık disiplini erkek egemen bir alan olmuş, içerisinde kadınlar olduysa da mimarlık tarihi yazımında maalesef yerini alamamıştır. Bu durum sonucunda mimarlık ve sanatta ön yargılı ve eşitlikçi olmayan bir tarih yazımının varlığından söz edilebileceğini düşünüyorum. Oysa ki Rönesans'a baktığımızda 1753 yılında karşımıza şöyle bir gravür çıkmakta. Mimarlığın esin perisi olarak adlandırılmakta bu gravür. Saf ahşap stüktürden oluşan en temel mimari elemanları işaret etmekte. Bu noktada kadının yıkılmış bir tapınağın parçaları üzerinde oturuyor olması da ilginç. Şu çıkarım yapılabilir, sade ve doğaya uyumlu mekanı işaret etmesi, modernleşme ile bir ilişki kurulması açısından da oldukça teşvik edici bir örnek. Problemin tanımı ekranda görünüyor. İnsanlığın başlangıcından itibaren tarihteki ilk yapı ustaları ve zanaatkarlar aslında kadınlar. Kadın ilk çağlarda yaşadığı yeri yuva haline getirmek için mekansal çözümler üretirken erkekler de genel olarak yiyecek bulmak ve dış dünya ile rekabet halindedir. İlerleyen süreçte kadın her daim mimarlık alanında üretimler gerçekleştirmiş. Mimar olsun olmasın yaşadığı çevreyi düzenlemek, tasarlamak çoğunlukla kadını ilgilendiren bir eylem alanı olmuş. Ancak dünya ve Türk mimarlık tarihi, güncel mimarlık arşivleri ve gazete haberlerinde kadın üretimlerinin pek azı yer almıştır. Buradan hareketle bu çalışmada öncelikle genel hatlarıyla ilk çağlardan başlayarak dünya ve Türk mimarlık tarihi içinde kadının izlerini bulmaya çalışıyorum. Ardından daha kapsamlı olarak Türkiye'de erken cumhuriyet mimarisi içinde kadın mimarların üretimlerini kendi dönemleri içinde mimarlığa modernleşme sürecinde kazandırdığı değerleri vurgulanması amaçlanmıştır.
Evet, eski çağlardan sanayileşmeye kadar kısaca kadın ve mimarlık etkileşimine bakacak olursak, kadının mimarlıkla kurduğu ilişkinin en güçlü olduğu zamanlar paleolitik çağ ve neolitik çağın başları. Burada tanrıçalar, toprağın ve mitolojinin egemen olduğu mimaride tanrıçalardan, formlardan esinlenildiği bir durum söz konusudur. Ana tanrıçayı hepimiz biliyoruz, kadının en güçlü olduğu ve simgeleştiği bir kült. Hagar Kuim tanrıçası da bu az önce söylemiş olduğum kadının gücünün mekana yansıdığı örneklerden biri. Najdra tapınağının kadının bedeninden öykünüldüğü bu durumlar örneklerden bir tanesi. Diğeri de yine Neolitik çağın erken dönemlerinde inşa edilen evlerden krikotiler. Krikitiolar. Bunlar da Kıbrıs'tan bir örnek. Bu dairesel planlar kadının karnına, yani ananın karnına öykünmüşlerdir. Neolitik çağda başlayan tarım, kalkolitik çağa gelişerek kadın ve erkeğin birlikte üretmesini artık gerektirmiş ve tarım devrimiyle yerleşik hayata geçişte toprağı biçimlendiren kadın artık mekanı da belirlemiş ve tarihte kadın mekan etkileşiminin tam da bu noktada kendini göstermeye başladığını söyleyebiliriz. İlk örgütlü uygarlıklara baktığımızda bunlar antik çağda Mısır, Mezopotamya, Yunan, Roma uygarlıkları artık eri sürece geçişin başladığını gözlemliyoruz. Artık kadın lider olduğu konumdan eri sürece geçiş baş göstermiştir. Kadının doğurganlığı artık erkeğin gözünde bir önemi yoktur. Bu da antik Mısır metinlerinde atomun evreni kendi bedeninde yarattığı tasvirden anlaşılmaktadır. Erkek bedeni artık bir evren bedenidir onun gözünde. Ancak Mısır'da bir başka yazıtlardan da şunu görüyoruz. Eski tanrıçalardan biri yazı ve ölçü tanrıçası Sesat karşımıza çıkmakta. Bu önemli iki buluşu var bu Sesat'ın. Biri tapınak yapımında gergin iple düzgün bir duvar yapımını sağlıyor. Diğeri de gerilen ipi tapınak yapımında ölçü olarak kullanıyor. Aynı zamanda Barbara Walker Sesat'ı inşaatçı ölçüsünün hanım olarak da adlandırmaktadır. Mısır'da bir kadın olarak da bu şekilde bir kimlik karşımıza çıkmakta. Antik çağda yine Mezopotamya ve Sümer'e geldiğimizde aslında birçok kültürün ilkini oluşturan uygarlıklar bunlar. Ataerkil toplum yapısına sahip olmasına rağmen kadına verilen kısmi özgürlük alanları sayesinde çalışma hayatında hatta mekan ve dil konularında da bazı etkin durumlar yaşamışlardır. Tablet okumaları sonucu bu uygarlıkların kadınların evleri inşa ettiklerini doğrulamaktadır. Ancak kadınlar M.Ö. 4000 ile 2000 yıllarında artık Sümer tabletlerinde pek yer bulamazlar. Tabletlerde tarım işçisi kadınların kayıtlarına rastlanamaz olur. Bu da kadın yapı ilişkisinin gevşemeye başladığını göstermektedir bize. Yani kadın artık üreten değil, mimarlığı üreten değil de daha çok evde üretim yapan ve evi düzenleyen kişi konumundadır. Yunan ve Roma İmparatorluk dönemlerinde kadını köle ve hizmetçi kimliğine büründüğünü görüyoruz. Dolayısıyla mekanlarda artık cinsiyet ayrımı gözetilerek üretilmeye başlıyor. Bu durumu destekleyen kanıtlardan bir tanesi de karyatitler, köle kadınları simgeleyen sütunlar. Fakat bunların dışında tabii siyasi olarak da önemli bir konumda bulunan Plancia Magna karşımıza çıkıyor tarihte. Bu Antalya'da Perge Güney Kapısı'nı yaptıran bir kadın olarak kenti şekillendirmeye çalışıyor. Tabii Efes'te Selsus Kütüphanesi'nin girişinde 4 tane kadın durmaktadır. Bunlar bilgelik, hayal gücü, zeka ve bilgiyi temsilen. Bu da önemli örneklerden bir tanesi kadının konumunu göstermek için. Evet, Orta Çağ'a baktığımızda kadının toplumsal süresinde önemli bir kırılma noktası. Bu çağ çok tanrılı dinlerden tek tanrılı dine evrilen ve Havva'nın Adem'in kaburgasından yaratıldığı inancının benimsendiği bir dönem olmuş. Mimari olarak manastır mimarisi girişimleri yoğun olarak gözlenmekte
Kadınların da mimari girişimlerine yalnızca manastır açma şartıyla izin verilmektedir. Bu 14. yüzyıldan bir tapınak inşaatını gösteren bir illüstrasyon. Bu da yine kadın rahibelerin manastır inşa ettiğine dair bir takım figürler. Rönesans'la birlikte Orta Çağ'ın kadına dar bir çerçeveden bakan görüşünü görece özgürlükler görüşüne dönüştüğü söylenebilir. Yine de Rönesans kadınının kimliğinin ona dayatılan işler ile şekilleneceğini düşünüldüğü, mekansal olarak erkekle ayrı tutulduğu bir dönem. Sanayi öncesi dönemde kral, rahip ve aristokratlardan oluşan işverenlerin istekleri doğrultusunda yapı tasarlayan mimarlar da kadınlara rastlanamamıştır. Ama sanat tarihine baktığımızda ismi pek anılmasa da Artemisia karşımıza çıkıyor. Bu yaptığı çalışmalarda ataerkil yapının aksine kadınları güçlü, cesur gösterecek bir başkaldırı örneği gösteriyor tablolarında. İlk çağlarda o kadının kimliğinin baskınlığı mekana yansımıştı. Rönesans'la birlikte artık erkek bedeninin kilise planlarında baz aldığını görüyoruz bu ataerkil sürece geçişle. Evet, sanayileşmeye kadar olan kısım bu kadardı kısaca. Şimdi sanayileşme ile birlikte genel bir mimarlık, kadının konumu ve kadın mimarlık ilişkisine bakacağız. 18. yüzyılda yaşanan sanayileşme süreci kadın mekan ilişkisinde büyük dönüşümlerin yaşanmaya başlamasını sağlıyor. Sanayi devrimi bu dönemde özellikle orta çağda yaşama hakkı alınan kadınların bunu hakkı çoğunlukla elinden alınan, bunun yanında hukuk, eğitim, ekonomi alanlarında yer edinemeyen kadınlar modernleşme ile olsa da tarihin belli noktalarına küçük de olsa adını yazdırmayı başarıyorlar. 1789 Fransız İhtilali sonrası feminizmin doğuşuyla birlikte kadın haklarının savunması yönünde önemli gelişmeler oluyorlar. Bunlardan bir tanesi 1848 yılında ilk feminist kongresi düzenleniyor ve bir bağımsızlık bildirisi yayınlanıyor. Bu süreçte kadınlar belli kamusal mekanları kullanmaya hak kazanıyorlar. Bu dönemde kadınlar mimarlık dahil birçok meslek dalının eğitimini almaya ve aktif olarak da çalışmaya başlıyorlar. Çünkü o dönem kapitalist sistem ucuz işçi talebi sebebiyle kadınların da bunu kabul etmeleriyle kadınlardan yararlanmaya başlıyorlar. Onların da işine geliyor aslında. Evet, bugün burada bu etkinliği yapmamıza sebep olan anlamı ve önemi büyük ve ardalanı acılarla dolu bir gün var. 8 Mart 1857 tarihi. Sanayi devrimiyle kadınlara iş alanının açılmasının ardından 1850 yılında New York'ta 40 bin dokuma işçisi 14 saatlik çalışma süresi ve ucuz iş gücünün iyileştirilmesi amacıyla greve gidiyor. Ancak polisin sert müdahalesi ve fabrikaya kilitlenmeleri ardından çıkan yangın sonucu birçok kadın ve çocuk işçi hayatını kaybediyor. 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü New York'ta yapılan bu katliam kadınların eşitsizliğe, ayrımcılığa karşı verdikleri mücadelenin bir simgesi oluyor. Birleşmiş Milletler'de 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak anılmasını kabul ediyor. Ancak bunun öncesinde pek çok dünya kongresinde bugünün anlamı ve öneminin hatırlanması için başvurularda bulunmuştur. Evet, sanayileşme sonrası mimarlık ve kadın ilişkilerine bakacak olursak tarihte dünyada kadınların mimarlık eğitim mücadelesi 1890'larda artık sonuç veriyor. Ve kadın mimar sayısında artış yaşanmasına rağmen mimari üretimlerin çoğunlukla erkekler üzerinden aktarıldığını görüyoruz. Görünenin arka yüzüne bakıldığında dönemin kadın mimarlarının önemli üretimler gerçekleştirdiğini, hatta literatürde öne çıkan erkek mimarlarla ortak tasarımlar gerçekleştirdiğini ve kimi zaman onlara rakip olduğunu görüyoruz. 1890 yılında Sophia Hayden Bennett'le başlayan, 1894'le yine Amerikalı Julia Morgan'la devam eden bir liste var.
Bu kadın mimarlar alanlarında çok önemli başarıları imza atıyorlar. Bu isimlerin haricinde de birçok diplomasız kadın mimarlık alanında ve mimarlık bürolarında faaliyet gösteriyorlar. Evet, bu enstitüden 24 kız öğrenci ve her biri kendi alanını temsil etmekte. Solda gördüğünüz Sophie Hayden Bennett, her biri de bir nesne tutmakta elinde. O da T-cetveğini tutuyor resimde. Evet, 1892 yılında Chicago'da Osmanlı Devleti'nin de katıldığı, World Columbian Fuarı'nda bir yapı tasarlıyor Sophie Hayden. Bir tasarım yarışması açıyorlar bu sergi fuar için. Kadın binası tasarım yarışması. Ve 14 proje katılıyor. Sophie Hayden de bu diğer projeler arasında birinci seçiliyor. Yapmış olduğu kadın binası İtalyan Rönesans tarzında bir bina. Görsellerini görüyoruz iç mekandan ve dış mekandan. Ancak binanın yapımı sırasında inşaat komitesi tarafından talep edilen şeyler Hayden'i hayli sıkıntıya sokuyor ve aşırı stres sonucu hastalanarak sanatoryuma dinlenmek üzere yatırılıyor. Yaşanan bu sıkıntı aslında dünya mimarlığında kadının yeri olmadığına bir kanıt niteliğinde. Bu fuardan sonra da Hayden bir daha mimari faaliyette bulunmadığını biliyoruz. Bu Julia Morgan'ın yapıları, Lili Rich, yine dünya kadın ilk mimarlarından Lili Rich, Mies'le birlikte ortak çalışıyorlar. Gördüğünüz fotoğrafta birlikte tasarladıkları bir. Bu da yine Türkiye Cumhuriyeti'nde önemli kadınlardan birisi, ülkemizde üretim gerçekleştiren Lihotzky'nin Frankfurt mutfağı. Evet, Alien Gray de bunlardan bir tanesi. Önemli bir modernist mimar. Aynı zamanda Corbusier'in yakın arkadaşı. Ve Jan Badovici'nin de yakın arkadaşı. Kendisinin tasarlamış olduğu bir ev, ancak bu evde iç mekanı ile birlikte her tür mobilya, merdiven tasarımları kendisine ait. Ancak bu yapının da Corbusier'e ve Jan Badovici'ye atfedilmesi söz konusu olmuştur tarih içerisinde. Tasarımların kendisine olduğunu belgeleyen dosyaları arşivlemek zorunda kalmıştır. Ve 1968 yılında Domus dergisinin yayınlanan bir makalede Alien Gray'e Saygı isimli makalede mimarın eser sahipliğini kazanma yolunda bir takım kolaylıklar sağlanmıştır bu amaçla. Evet, artık kendi coğrafyamıza geldiğimizde Osmanlı dönemi öncesi ve Osmanlı döneminde kadın mimarlık ilişkilerini irdeleyeceğiz. İslamiyet kabul edilmeden önce çok tanrı kültüre sahip Uygurlar, Göktürkler, Hazarlar ve Selçuklular karşımıza çıkıyor. Bunlar göçebe topluluklar. Kadınlar bu noktada Hakan'ın yanında yer alıyorlar. Aynı zamanda savaşçı olma ünvanları var. Mülkiyet hakkı ve siyasi haklar konusunda eşitlik söz konusu. Bu türden bir özgürlük alanı kadını mimari faaliyetlerinde de aslında özgür kılıyor. Kentte çocukları ve eşlerini korumak için yapılan eserlerde, hatta kent ölçeğinde hatun izlerini görmek mümkün. Sağ üst köşede gördüğümüz bir hatun kent planı. İslamiyet kabul edildikten sonra daha pasif hale gelmiş ama konumlarını ve kuvvetlerini göstermenin bir yolunu da banilik yoluyla elde etmişlerdir. Baniliğin anlamı önce olma, kurma, inşa ettirme anlamları var. Banilik dışında kadınlar sivil mimaride konut yapımında aktif rol oynamışlar. Orta Asya'da bunların da örneklerini Orta Asya'da görüyoruz. Erkeklerle birlikte kadınlar birlikte üretim gerçekleştiriyorlar. Konutları, serbest plan şemasına ve farklı işlevlere sahip modern konutlara da esin kaynağı olduğu düşünülen bu topak evler inşa ediliyor. Ve Orta Asya konutlarında mekanlarda cinsiyet ayrımı gözetilerek farklı bir bölümleme yapılmamakta. Evet, Osmanlı dönemine
geldiğimizde İstanbul'un fethi ve büyüyen bir imparatorluk söz konusu, yerleşik yaşama kültürü var. Batıya kapalı bir İslam toplumu niteliğinde. Merkezi devlet geleneği geliştiren Osmanlı döneminde hasta mimarlar dairesi karşımıza çıkıyor. Ve bu kuruma da mimar yetiştiren bir mimar ocağı bulunmakta. Mimar başılar bu ocaktan çıkmakta. Bir takım minyatürler görüyorsunuz. Kadınlar bu noktada bilim, matematik ve sanat alanında ileri bir seviyede seviyeye sahip. Ancak kadınlar ve kız çocukları eğitimde önemli bir yer edinemiyorlar. Kadınlar sosyal hayatlarını ulemalar tarafından belirlenen belli kurallar çerçevesinde yaşıyorlar. Ancak bu durumun sarayda ve devlet yöneticilerinin eşlerine bir ölçüde farklı olduğu görülmekte. Kadınlar şehzadeleri dolayısıyla saltanat yönetimine katılabilmişler. Osmanlı kadınlarının da mekanla ilişkileri kapsamında az önce bahsettiğimiz banilik ve hamilik kavramları ön plana çıkmakta. Hanedan kadınlarının cami, külliyehan, çarşı gibi pek çok kamusal yapıyı genellikle vakıflar yoluyla yaptıkları bilinmektedir. Osmanlı'da kalıcı bir gücün temsiliyetinin ancak mimarlıkla verildiği düşüncesini kabul eden hanedan kadınları, kentlerin imarına büyük ölçüde katkı sağlamışlardır. Burada gördüğünüz bir takım sultanların yaptırmış olduğu yapılardan örnekler görüyoruz. Ama daha fazlası Bursa ve İstanbul'da kadınların inşa ettirdiği binaların haritalama çalışmaları var. Buralarda görüyoruz. Bu Salt Galata'da kadın banilerin yaptığı bir yaptığı binalar temalı bir sergi vardı. Oradan çekmiş olduğum bir fotoğraf. Evet, Tanzimat sonrası artık modernleşme süreci diyoruz. Mimarlık ve kadın ilişkisine girdiğimizde genel olarak Osmanlı'da modernleşmenin 19. yüzyılda Tanzimat reformu ile başladığı kabul edilmekte. Sanayi devriminin ardından Osmanlı, batılı devletlerin açık pazarı haline geliyor ve ülkede yaşanan gelişmeler modernleşme ve yeni imar sistemleri kurmak adına yasal ve kurumsal düzenlemeler yapılmasını gerektiriyor. Tanzimat ilanından sonra 1 Ocak 1882 tarihinde Osmanlı Devleti'nin ilk resmi sivil mimarlık okulu, yani Sanayi Nefise-i Mektebi Alisi, günümüzdeki adı da Mimar Sinan Üniversitesi açılıyor. Bu dönemde gayrimüslim mimarların egemenliğin sürdüğü bir mimarlık ortamı da söz konusu. Ancak 1908 yılında 2. Meşrutiyet'in ilanı ile bu durum milliyetçiliği de tetiklemiş ve milli unsurları güçlendirmeye yönelik Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük yaklaşımları gelişmiştir. Bu da mimarlığı da etkilemiş ve dolayısıyla milli unsurları ön plana çıkartan modern bir zihniyette yorumlayan birinci ulusal mimari akım ortaya çıkmıştır. Bu 1908 yılı Sirkeci Garibahçesi'nde cemiyetten bir görüntü. Tabii bugüne kadar herhangi bir kadın mimara rastlayamıyoruz. Kadınlara genel olarak bakacak olursak, Tanzimat reformu ile Osmanlı'nın yüzünü batıya çevirmesiyle kadınlar açısından eşitlik, yaşama ve mülkiyet konularında pek çok gelişmeyi de beraberinde getiriyor. Bu süreçte edebiyatın önemli temsilcileri var. Kadını romanlarında sıkça kaleme alıyorlar. Bunlardan bir tanesi Fatma Aliye. 1857 yılından itibaren kadın hakları bağlamında köleliğin kaldırılması sağlanıyor, miras yoluyla toprak sahibi olabiliyorlar ve eğitim hakkı getiriliyor. Kadınlar için ilk eğitim kurumu da ebe ve öğretmen yetiştiren kurumlar oluyor. Bunlardan bir tanesi de Mimar Muzaffer'in yapmış olduğu Kız Öğretmen Lisesi yapısı. Evet, Kurtuluş Savaşı tabii burada önemli bir dönüm noktası kadınlar için. Türkiye'de kadın haklarının iyileşmesinde önemli bir dönem noktası olduğu söylenebilir. Çok özür diliyorum. Şöyle.
Savaş sırasında örgütlenerek mitingler yapmak, üretim kollarında hizmet etmek, hasta bakıcılık yapmak, mühimmat taşımak ve hatta 1857 yılında Erzurum'da doğan Nene Hatun gibi cephede savaşmak kadının gücünü ortaya koyan önemli örnekler olmuştur. Evet, Osmanlı kentlerinde kadının her zaman arka planda durması ve sakınılması zorunluluğu konutlara da yansımıştır. Dinin kadın üzerindeki etkileri mimaride harem selamlık kurgusuyla kendini göstermiştir. Burada kafesli pencereler, yüksek duvarlı, avlulu konut örnekleri kadının konumunun mimariye olan Osmanlı'daki yansımalarıdır. Evet, erken Cumhuriyet dönemi modernleşme sürecine geldiğimizde Cumhuriyet'in ilan edilmesi, başkentin imar faaliyetleri, başkentin Ankara olması, bu kentlerde hizmet binaları, sanayi yapıları, okullar için modeller üretilmesi 1930'ların temel mimari amaçlarında. Erken Cumhuriyet dönemi modernleşmesinin bir ayağı olarak da rasyonel, kolektif, seküler ve devlet merkezli kamusal mekan modelleri geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu amaç doğrultusunda yapılan yapıları görüyoruz bu erken Cumhuriyet dönemi örneklerinden. Tabii bu dönemde genel olarak birinci ulusal mimarlık yaklaşımı uygulanıyordu. Görece aslında Cumhuriyet'in ilk yıllarında iç mekanda modern kurgu varken dışta Osmanlı üyelerinin vurgulandığı bir durum söz konusu. Bu dönemde halk evleri, köy enstitüleri, sanayi yerleşkeleri, kamusal parklar, köy planlamaları, devlet çiftlikleri gibi pek çok kamusal mekan modeli üretiliyor. Kadınlara baktığımızda Cumhuriyet'le birlikte ülkede milli kimliğin oluşturulmasının temel taşlarından biri olan kadın kimliğinin inşası karşımıza çıkıyor. Atatürk inkılapları ile yeni Türk kadını profilde eğitimli iş gücünün bir parçası olarak görülmeye başlanıyor. 1923 yılında Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan önce kadınlar tarafından Kadınlar Halk Fırkası kurulması yönünde başvuruda bulunuyorlar. Bu önemli bir gelişme. Fakat henüz daha kendi Cumhuriyet Halk Fırkası kurulmadığı için bu reddediliyor ve bu girişim öneriler üzerine Türk Kadın Birliği'nde dönüştürülüyor. 1920 ve 22 ve 35 yılları arasında devam eden bir birlik. 1926'da Türk Medeni Kanunu kabul ediliyor. 1930'da Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı geliyor. İlk kadın belde belediye başkanı seçiliyor. 1933'te muhtarlık seçimlerine katılma hakkı kazanıyor. 34'te bizler için de önemli bir tarih. İlk iki kadın mimar mezuniyeti gerçekleşiyor. 1935 yılında ilk kadın milletvekili seçiliyor. 35-39 yılları arasında 18 kadın milletvekilinin parlamentoya girdiğini görüyoruz. 1945 yılında kadınlara ilk kez doğum yardımı yapılması kabul ediliyor. 1950 yılında da ilk kadın il belediye başkanı seçiliyor. Evet, modernleşen Türkiye'de bizler için önemli adımlardan biri üniversitede kadınların mimarlık bölümüne kabul edilmesi. Dünyadan farklı olarak Türk kadınlarına verilen mimarlık eğitim hakkı ve mimar unvanı kazanma yolu kadınlardan bir talep gelmeksizin açılıyor. Bu önemli bir nokta. Türk kadını Osmanlı tarihi boyunca mimarlığı bani ya da kullanıcı yoluyla deneyimlemiş, 1929 ve 30 yılına kadar tasarımcı kimliğiyle öne çıkabilecek eğitim hakkını maalesef kazanamamıştır. Bu noktada 1934 yılında ilk kadın mimar mezunlarının verilmesi modernleşme bağlamında da önemli bir gelişmedir. Bu noktada değerli hocalarımızdan biri Özlem Erdoğdu Erkaslı'nın önemli bir tespiti var. Thompson ve Belen'in mimarlık alanında diploma sahibi oldukları 1934 yılında Finlandiya'da 44, İngiltere'de 36, Fransa'da 42, Amerika'da 19 yıldır kadınların mimarlık eğitimi alma hakkına sahip oldukları gerçeği göz ardı edilmemelidir. Eğitim almadan, çıraklıktan, meslek birliklerinin kapılarını zorlayan kadınlar
bunun dışındadır. Yani bir dünya-Türkiye karşılaştırması yaptığımızda sonuçlar bu şekilde. Evet, 1934 yılından itibaren 1934 ve 60 yılları arasında 125 kadın mimar mezun oluyor. Ve Cumhuriyet mimarlığında çok önemli konumlara geliyorlar. Bu akademiden bir fotoğraf. İlk iki kadın mimarın mezun olduğu. Evet, ilk kadın yüksek mimar Levan Cemat Tomsu ve Münevver Belen'i takip eden 38 kadın mimar da 1934 ve 50 yılları arasında mezun oluyor. Benim çalışma aralığım bu aralık. Vakit kaybetmeden de Cumhuriyet mimarlığı içinde çok önemli projeler gerçekleştiriyorlar. Cumhuriyet'in ilk kadın mimarları da kadın konut mimarlığından çok dönemin devletçilik politikalarında etkisiyle kamusal yapılara oldukça ilgi duyuyorlar. Konut yapıları ise bu dönemde genelde erkek mimarların elinde. Kamusal yapılara olan ilgi dönemin yarışmalara girmekten çekinmeyen kadınların kazandıkları ödüllerden anlaşılmakta. Bu kadın mimarlar özellikle halk evleri, köy enstitüleri, poliklinik binaları, maliye binaları, belediye ve adliye sarayları gibi kamusal yapılar, hatta kent planları tasarlıyorlar. Bunun yanında 1950 sonrası da Mualla Eyboğlu, Cahide Aksel Tamer ve Selma Emler gibi ilk dönem kadın mimarları da koruma alanında önemli projeler üreterek saha çalışmalarında yer alıyorlar. Akademi yıllarından Leman Tomsu ve öğretim üyeleriyle birlikte Leman Tomsu'nun fotoğraflarını görüyoruz. Bu da Münevver Belen, yine aynı yıl mezun olan iki kadın mimar. Az önce söylediğim 34 ve 50 yıllarında 38 kadın mimar bulunuyor. Keşke bunların isimlerini tek tek söyleyebilsem. En azından duymak bile, bu kadınların varlığını bilmek bile mimarlık tarihi açısından önemli bir girişim olduğunu düşünüyorum. Yine akademiden fotoğraflar. Evet, ben üç dönemle kadın mimarların yapılarını irdeleyeceğim bundan sonraki aşamada. 30 ve 40 yıllarında modern uluslararası üslup, yani birinci ulusal mimariden sıyrıldığımız ve modern çizgilerin artık modern çizgilere dönüştüğü bir yıl. 40 ve 50 yılısı ikinci ulusal mimari biraz daha milliyetçilik duyguların güçlenmesi gerektiği düşünülen. 50 ve 60'lar arasında da modernleşme ve çoğullaşma olarak adlandırdığım bir dönem. Evet, 1930 ve 40 yılları arasındaki dönem birinci 5 yıllık kalkınma planı sonucu ülke ekonomisi devletçilik ilkesi benimseniyor. Dolayısıyla savaşın zarar verdiği Anadolu'da imar planlamaları başlıyor. Kamu binaları yeniden inşa edildiği bir dönem oluyor. Dönemin temel mimari özellikleri var. Artık ulusal mimar, yani birinci ulusal mimar terk edilerek son derece yalın, modern ve işlevsel mimarinin uygulanması hedefleniyor. 30'lar sonrasında da bu durum ikinci ulusal mimariye kendini bırakıyor. İki örnek verebiliriz. Necmettin Emre'nin Gazi Mektebi ve Clemens Heusmeister'in Emlak Bankası binası. Akım içerisinde temel öğelere bakabiliriz bu üslubu yansıtan. Çünkü yapılarını bu açılardan inceliyorum. Genel olarak modern uluslararası üslupta bu tür elemanlar mevcut. 30 ve 40 yıllar arasında 4 kadın mimar mezun oluyor. Bunun yanında da Türkiye'ye gelerek de Avusturyalı bir kadın mimarımız bulunuyor. Lihoski gibi. Bunlar üretimlerini gerçekleştiriyorlar. Tabi bu üretimleri mimar, arkitekt ve mimarlık dergilerinden erişilmiştir. Çok da Cumhuriyet açısından çok önemli yayınlar, günümüze gelmesi açısından bu yapıların. 14 kadın mimar üretimi analiz edildi. Bunlardan bazılarına ben yer vereceğim. 32 yılında Leman Tomsu'nun bir öğrenci projesini görüyoruz. Dönemin mimari eğilimiyle oldukça paralel olduğu söylenebilir. Yalın bir cephe anlayışı var. 1937 Şekure Niltuna'nın Galata yolcu salonunu görüyoruz. Düz çatı ve yalın bir cephe korgusu olsa da kolonatlı ve anıtsal bir duruşu da söz konusu ve bu denizden yaklaşıldığında ilk göze çarpan bir Atatürk anıtı. Planlarını görüyoruz. Bunlar bir yarışma projesi. Evet, 1938'de Münevver Belen'in ilk kadın mimarlardan birinin Bursa Halk Evi projesini görüyoruz. Bu Abidin Mortaş'la birlikte katıldıkları yarışmada birinci olan bir proje.
Bu uygulanan bir proje. Hatta mimarlık tarihinin önemli isimlerinin sınıflandırdığı Türk mimarlık kategorisine de yer etmiş modern, rasyonel, uluslararası bir stil taşıdığı söylenir bu binanın. Ancak uygulanan projeye baktığımızda üçüncü görsele ikinci ulusal mimarlık akımına artık gönderme yaptığını söyleyebiliriz. Yani ilk projeden farklı bir proje uygulanıyor. Planları görüyoruz. Son katıda Münevver Belen Atatürk için ayırmış, onun kullanımına ait. 1939'da Le Mans Toms'u Samsun Merkez Binası projesini görüyoruz. Artık dönemin sonuna doğru ikinci ulusal mimar, yani yerel değerleri ön plana çıkartan bir akım görüyoruz yapılarında. Kırma çatılı, geniş saçaklar, orantılı pencereler, anıtsal bir karaktere sahip. Bu da planlarından örnekler. Evet, 40 ve 50 yıllara geldiğimizde burada önemli gelişmeler yaşanıyor. En önemlisi Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması. Burada tabii dış baskılara karşı bir birlik oluşturulması amacıyla ulusalcı düşüncelerin güçlenmesi amaçlanıyor. Bu durum tabii mimarlıkta da yerel eğilimlere dönüşü simgeliyor. Dolayısıyla söylediğimiz ikinci ulusal mimarlığın başlaması demek oluyor. Yapı, tarihsel yapı öğelerinin çağdaşlaştırılması, yerel malzeme ve iş gücü kullanılması, sivil mimarinin daha çok incelenmesi, yapıların iklim koşullarına uygun olarak tasarlanması, Türk kimliğini yansıtacak ürünler gerçekleştirilmesi gerektiği düşünülüyor. Onlardan örnekler, Anıtkabir bunun önemli bir örneği. Diğeri İstanbul Fen Edebiyat Fakültesi Sedat Hakkı'nın. Evet, yine ikinci ulusal akımının mimari eğilimleri. Bunlar simetri, anıtsallık, Türkiye bir referansları gerektiriyor. Anıtsal merdivenler ve yerel malzemeler kullanılacak. Yine belirlediğim bu kriterler çerçevesinde 40 ve 50 yılları arasında 36 kadın mimar mezun oluyor ve bunların 35 adet projesi sıralanmış ve işlerinden bazıları bu kriterlere göre analiz edilmiştir. Görüyoruz ki köy enstitüleri, poliklinik binaları, mezar projesi, adalet sarayı, şehir planları gibi pek çok farklı yapı tipolojileri tasarlayan kadın mimarlar var. Seçtiğim bazı projeler yine 41 yılında Le Mans Toms'un Cerrahpaşa Poliklinik Binası. Yapı aslında çok sade ve basit, fonksiyonel bir yapı. Cepheler sade mimari elemanlardan oluşuyor. Kırma çatı, yükseltilmiş anıtsal bir giriş. Yerel mimarinin temsilcilerinden bir tanesi o dönemin. 41 yine planlarını görüyoruz burada. Leyla Turgut'un 44 yılında Çanakkale Zafer ve Meçhul Asker Anıtı. Bu da bir müsabaka ve Asım Mutlu ile birlikte katılıyorlar. Son derece anıtsal ve milli mimarinin sergilendiği bir yapı. 1944 yılında Nezahat Sügüder Adana Belediye Sarayı projesiyle karşımıza çıkıyor. Bu da bir proje yarışması ve üçüncü ödülü var. Hem avlu hem meydanı tasarlıyor ve bunlar arasında bir geçiş sağlıyor planlarında. Yine kolonatlı bir cephe sistemi görüyoruz. Yerel malzemenin taşın kullanıldığı bir yapı söz konusu. Yine saçaklı, kırma çatılı ve ikinci ulusal mimarinin bir temsilcisi. 1945'te Celil Eberk İstanbul Radyo Evi projesi var. Bu da üçüncü ödüle layık görülüyor. Haydar Yücelen'le birlikte katılıyorlar. Son derece yalın, kübist, düz çatılar söz konusu. İkinci ulusaldan çok daha çok modernist yaklaşımdan etkilenildiği görülmekte. Zemin kat ve birinci kat planlarını görüyoruz. 1948'de Leyla Baydar, eşi Ferzan Baydar ile birlikte Birgiler Apartmanı'nı tasarlıyor. Üç katlı bir yapı bu. Cephe tasarımı ve malzeme seçimi gibi aşamalarda yerellik ön planda. Türkiye ve tipolojisi izleri görülüyor. Geniş saçakları var, kırma çatılı. Yatayda kat silmeleri görüyoruz. Cephelerinde kullanılan yerel malzeme ile de ikinci ulusal mimarinin örneklerinden bir tanesi. Planlarını görüyoruz. Üç boyut perspektifler, iç mekan çizimleri,
Son derece detaylı ve özenli bir çizim. 1949 yılında Harika Söylemez oğlu İstanbul Adalet Binası projesiyle karşımıza çıkıyor. Bu ekibiyle katıldığı bir yarışma. Önemli de bir yarışma bu tarihte. Çünkü farklı plan çözümleri öneriyor diğer katılan yarışmacılardan. Burası İstanbul'da Sultanahmet Camii'nin karşısı, o meydanda. Zaten arkeolojik sit alanı olarak geçiyor alan. Ve baktığınızda yapı tamamen, şu tasarlanan yapı tamamen tarihi öğelerle çevrili durumda. Karşıda Sultanahmet Camii, meydan, Firuz Ağa Camii yan tarafta. Burası eski bir, yine bir yapı. Bin bir direk sarnıcı var arkasında. Ve burada önerdiği yapı, kırmızılarla belirttiğim yapı ve arkasında kalan bölüm. Burada önerilen projede zemin kat ile sarnıç arasında bir geçit düzenliyor ve ilişki kurmaya çalışıyor. Projelerde farklı bir öneri getirilmesi nedeniyle yenilikçi ve korumacı bir tavır sergilediği aslında görülmekte. 1950 ve 60 yılları arasında pek çok dönüşüm yaşanıyor bu dönemde, mimarlığı da ilgilendiren. 1950 öncesi ülkenin kalkınma projeleri devlet elindeyken 1950 sonrası özel sektör ön plana çıkıyor. Mimarlıkta Batı ile kurulan ilişkiler sonucu yeni yapım yöntemleri de gündeme geliyor. Biçimi de etkileyen uluslararası üsluplar önemseniyor. Ve bu dönem mimarlığın Batı'dan ilham alınmasıyla gelişen ve çeşitlenen bir anlayışın hakim olduğu görülmekte. İkinci ulusalı benimseyen yapılarda artık daha çok uluslararası üslubun izleri okunmakta. Üçüncü boyutta daha saf geometriler, ızgara cephe sistemleri görülüyor bu dönemde. Yine bunun örneklerinden bir tanesi Kültür Park'ta havuzlu sergi evi 1951 yılında yapılan. Ve bu dönem çoğullaşma dönemi olarak adlandırmıştım. Brutalist bir yaklaşım, geleneksel mimarlığın artık modern yorumu, bunlar karşımıza çıkmakta. 50 ve 60 yılları arasında yeni mezun kadınlara bu dönem, yani bu çalışmada yer vermedim. Önceki dönem mezun olmuş kadın mimarların 50 ve 60 yılları arasında üretimleri analiz edildi. Bu dönemde Arkitekt Dergisi, yine Mimarlık Müzesi Arşivi, Sivil Mimari Bellek Ankara Çalışması gibi kaynaklardan 14 adet kadın mimar üretimi sıralandı ve içlerinden bazıları irdelendi. Bunlar gerçekleştirdikleri projeler, koruma alanında artık projelerin de arttığını görüyoruz bu noktada. Önemli bir sonuç. Bu 1952 Leyla Baydar, yine eşi Ferzan Baydar'la birlikte tasarladığı bir Ankara'da bir konut. Geleneksel Türk konutuna da referanslar verilmiş durumda. Ancak o Türk konutunun tersine tüm mekanlar belirli bir işlevler yüklenmiş durumda. Yani serbest planlı bir planı bulunmuyor. Her odanın ayrı bir işlevi var. Gördüğünüz üzere planda. Üçüncü boyutta da geleneksel taş dokusu, cumbası, saçakları, iç mekanda gömme dolaplar, sedirler, nişler, işlemeli camlı ahşap kapılar, yerel mimariden de izler taşıdığını söylüyoruz. Söyleyebiliriz. Yani bir çoğullaşma dönemi. 1952'de Makbule Yalkılday, İsmail Ağa Camii Restorasyon Projesi ile karşımıza çıkıyor. Artık koruma alanında da mimarlarımız çalışmaya başlıyorlar. Bu barok üsluba, barok üsluplu bir camiden bunun restorasyonunu gerçekleştiriyor. O dönem vakıfların gözetiminde yapı yeniden ibadete açılıyor. Restorasyon sonrası. 1953 Harika Söylemezoğlu İstanbul Belediye Binası ile karşımıza çıkmakta. İkincilik ödülü alıyorlar. Bu da bir yarışma projesi. Griden cepheleri görüyoruz. Dönemin mimari algısına uygun planlarını görebiliriz burada. 1953'te Selma Emler, Cahide Aksel Tamer ve Muala Eyüboğlu'nun Rumeli Hisarı restorasyonunu yaparken görüyoruz bu tarihte.
Rumeli sarını 3 Türk kızı restore etti şeklinde manşetlerde de yer almıştır o dönemde. Evet, Cahide Aksel Tamer yine dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes ile birlikte bir fotoğrafı var. Oradaki proje sunumunu gerçekleştiriyor kendilerine. 1955 ve 56 yılında Cahide Aksel Tamer'i Ayasofya Müzesi restorasyonunda görüyoruz bu sefer. Çatısına çıkarak şantiyenin kontrolünü gerçekleştirmiş bir fotoğrafında. Yine Cahide Aksel Tamer'in Amcazade Medresesi restorasyonunu görüyoruz. Öncesi ve sonrası olarak. Evet. Sonuç olarak bir takım değerlendirmeler yapmak istiyorum. Sonra da bitireceğim sunumu. Tarihsel süreçte kadının konumu ve mimarlık etkileşimini inceledik. Bu bulduğumuz parçaların birleştirilmesiyle kadının ilk yapı ustası olduğu ve gölgede bırakılsa da her dönem eylemleri, gücü, becerileri hatta sosyal konumuyla mekanı etkilediği söylenmektedir. Bu saptamada Türkiye, hatta Osmanlı dönemi öncesi ve sonrası için de geçerlidir. Ama bu sadece Türkiye'yle de değil, tüm dünya coğrafyasında kadının kamusal hayatta ve mimarlıkta göstermiş olduğu mücadelenin de bir sonucudur. Cumhuriyet'in modernleşme ilkeleri kadının kamusal alandaki görünürlüğünü artırırken mekan ile olan etkileşimlerini de doğrudan etkilemiştir. Kadın mimarların üretimleri Cumhuriyet döneminde kadına tanınan haklar çerçevesinde özellikle kamusal yapılarda artış göstermiştir. Kadın mimarlar tarafından genel olarak dönemin mimari yaklaşımlarına paralel üretimlerin gerçekleştiği, dolayısıyla dönemlerin mimari anlayışlarının gelişmesine son derece önemli katkılar ortaya koydukları söylenebilir. Cumhuriyet dönemi kadın mimarların modernleşen Türkiye için verdikleri çaba büyük önem arz etmektedir. Aslında söylenmesi gereken ve akılda kalması gereken tek bir cümle var. Mimarlık tarih sahnesinin arka planında kalmış, sunumda gördüğümüz üretimleri ve etkileşimleri gerçekleştiren kadınlar mimarlık tarihinde, tarih yazımında yerlerini almalılar. Söylemek istediğim özet olarak buydu aslında. Teşekkür ederim. Sonuç olarak da mücadele ruhunun önemli bir simgesi olan 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'ne özel hazırlamış olduğumuz etkinliğimize katılımınızdan ötürü hepinize teşekkür ederiz. Eşitlik, özgürlük ve bilimin ışığımız olduğu bir dünya umuduyla yaşamış ve yaşayan tüm dünya kadınlarının emekleri önünde saygıyla eğiliyoruz. Hepinize çok teşekkürler.